Efendim, Dünya Bülteni'nin başında Suriye'de yaşanan gelişmeleri aktardık. Şimdi de stüdyomuzda detaylarını konuşmak istiyoruz bu gelişmelerin. Elbette ki Suriye'de iç savaş devam ediyor. Fakat Türkiye'nin Suriye'ye bir askeri operasyon gerçekleştirme ihtimali masada ve güncel. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki ilişkilerin en kırılgan noktası YPG ile ilişkiler. YPG'nin silahlandırılması hususunu da konuşacağız konuğumuzla birlikte. Orsam Orta Doğu uzmanı Sayın Oytun Orhan bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür Suriye'de ediyorum. İç savaş bütün hızıyla devam ediyor. Evet, kartlar bazen bazı dönemlerde yeniden karılıyor. Yeni aktörler sürecin içerisine dahil oluyor. Fakat iç savaş bütün acı tabloyu ortaya sermiş durumda. Türkiye'nin tavrını konuşmak istiyoruz bugün sizinle. Her şeyden önce Türkiye'nin Suriye'de bir askeri operasyon yapma ihtimaline dair sinyal verdi Dışişleri Bakanı. Böyle bir ihtimal masada mı? Görüşünüz nedir? Askeri operasyon derken esasında belki burada tartışılan daha çok kara operasyonu muhtemelen. Evet. Çünkü zaten hava operasyonları PKK ile çözüm sürecinin sona ermesini takiben biliyorsunuz Kuzey Irak'a yönelik operasyonlarla paralel olarak aynı boyutta olmasa da IŞİD hedeflerine yönelik olarak da Suriye'de şu anda hali hazırda hava operasyonları devam ediyor. Ancak muhtemelen şu ifade edilmek istendi belki Sayın Sinirlioğlu Dışişleri Bakanı'nın tarafından. Bundan sonraki dönemde Amerika ile birlikte daha yoğun bir şekilde Kuzey Suriye'deki o güvenli bölge inşa edilmek istenen alana yönelik operasyonlar daha yoğun bir şekilde bundan sonra gerçekleşebilir. Ama bir kara operasyonu benim kişisel kanaatim şu aşamada çok mümkün gözükmüyor. Buradaki en önemli neden Türkiye'nin buradaki tek sorumluluğu üstlenmek istememesi. Böyle bir durumda şu anda gözüken Türkiye dışında herhangi bir aktörün böyle bir riskin altına girebilecek durumda olmadığı. Amerika son birkaç hafta içerisinde YPG saflarında birkaç yüz Amerikan askerini biraz da danışmanlık amacıyla sahaya gönderdi. Bir kırılmadır bu esasında Amerika'nın karada yer almayacağız şeklindeki stratejisinde. Ama ne olursa olsun çok küçük bir katkı. Onun dışında şu aşamada Türkiye'nin böyle bir kara operasyonunda doğrudan büyük çaplı bir şekilde yer almasına yönelik bir işaret söz konusu değil. Biliyorsunuz Türkiye burada daha çok IŞİD'le mücadele kapsamında havadan destek Amerika ile birlikte ama yerelde kendisinin desteklediği unsurların IŞİD'e karşı mücadele etmesi yönünde bir tercihi var. Bu birinci tercih. Ama tabii ki ileriki aşamada eğer bu strateji başarılı olmazsa Türkiye'nin yine de ben zaman sınırlı ve hedef sınırlı olarak kara operasyonunun da gündeme gelebileceğini düşünüyorum ama şu aşamada çok mümkün değil. Hocam adım adım gidelim. Türkiye Suriye'de ne kadar içeri kadar girip hava operasyonu düzenliyor? Şu anda esasında çok sınıra, Türkiye'nin sınırına yakın bölgeler. İşte Özgür Suriye Ordusu ki bunların önemli bir kısmını şu anda Türkmen birliklerinin oluşturduğu kısımlarda IŞİD'le yürütülen mücadelede Türkmenlere yardım amacıyla şu anda Türkiye'nin yapmış olduğu birkaç, çok yoğun değil dediğim gibi bazı hava operasyonları söz konusu oldu. Ama bunun dışında çok yoğun bir şu anda IŞİD'e karşı bir yoğun saldırının olduğunu söylemek mümkün değil. Bayır Bucak bölgesi Türkiye açısından yine önemli ama burada tabii şu anda Rusya çok yoğun bir şekilde bombardımanlarını gerçekleştiriyor. Dolayısıyla orada karşı karşıya gelmemek açısından henüz o bölgeye yoğunlaşılmamış durumda. Türkiye daha çok hep o söylediğimiz Azaz ve Cerablus arasında kalan bölgede, güvenli bölgeyi ilan etmek istediği bölgede, Halep'le olan bağlantısının, Suriyeli muhaliflerle olan bağlantısının kesilmemesi açısından stratejik öneme sahip olan bu hatta operasyonlar gerçekleştiriyor. Sinirlioğlu'nun açıklaması bundan sonraki dönemde biraz daha bu işin yoğunlaşabileceğine ilişkin bir işaret olarak düşünülebilir. İlk cevabınızda şunu söylediniz. Türkiye evet sınırlı da olsa hava operasyonları zaten Suriye'yi gerçekleştiriyor. Fakat kara operasyonu anlamında desteklediği yerel güçlerin bu kara operasyonunu devam ettirmesi. Yani karada mücadeleyi desteklediği gruplara bırakıyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde desteklediği grupları sayarsak kimler bu kapsamda değerlendirilebilir? Şimdi Türkiye açısından baktığımızda belki bütün dünyadan daha önce ilan ettiği iki tane terör örgütü var. Birisi Irak ve Şam İslam Devleti DEAŞ. İkincisi de Nusra Cephesi. El-Kaide'nin Suriye'deki kolu Nusra Cephesi. Bunlar dışındaki bütün oluşumlar Suriye'de
gayrimeşru düşündüğü Esad rejimine karşı meşru bir mücadele yürüten silahlı unsurlar olarak değerlendiriliyor. Hem siyasi muhalefet, Suriye'si Ulusal Koalisyonu, hem de bunun uzantısı olarak düşündüğü sağdaki muhalif unsurlar. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün bu Nusra ve IŞİD dışındaki bütün unsurlara desteğinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Türkmen unsurlar Türkiye açısından bir parantez açmak lazım. Dil birliği, soy birliği, bir duygusal yakınlık söz konusu. Bunun ötesinde ortak çıkarlar var. İki halk sınır hattında yaşıyorlar ve Suriyeli Türkmenler Esad rejimine karşı, Türkiye Esad rejimine karşı bir hedef birliği söz konusu ortak düşmana karşı. Aynı şekilde Türkmenlere baktığınızda hem Kürtlere, yani Kürtlere değil, YPG'ye karşı olduğunu görüyorsunuz, IŞİD'e karşı olduğunu görüyorsunuz, rejime karşı olduğunu görüyorsunuz. Bu noktada yine Türkiye ile bir hedef birliği söz konusu. Türkmenler tabii ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulması gereken bir grup. Zaten Türkmenler de Özgür Suriye Ordusu'nun bir bileşeni, bir parçası. Dolayısıyla dediğim gibi burada İdlib'i ele geçiren Fetih Ordusu, Fetih Ordusu'nun bir bileşeni Nusra'dır. Nusra'yı dışarıda bıraktığınızda buradaki tüm gruplar, Ahrar-ı Şam başta olmak üzere bütün silahlı unsurlar, Halep'in doğu kırsalında ve kuzeyinde etkili olan, Halep içerisinde etkili olan Türkmen Tugaylar, Özgür Suriye Ordusu bileşenleri, İslam Cephesi ve Şam Cephesi çok bileşenlerin tamamı Türkiye'nin desteğine açık, desteğine alan gruplar olarak değerlendirilebilir. Peki Türkiye'nin Suriye'deki gruplara desteği dediğimiz zaman neyi anlamalıyız? Yani bu bir silah desteği midir? Bu bir siyasi destek midir? Bu bir zemin oluşturmak mıdır? Yani Türkiye Suriye'de şu gruba destek veriyor dediğimiz zaman anlayacağımız şeyler içerisinde neler var? Hepsi. Yani bunları bir tanesini ayırmak çok söz konusu değil. Yani şu anda Kuzey Suriye'de IŞİD'i bir kenara bırakacak olursak ortaya çıkan tablonun ve Kuzey Suriye'deki bütün etkili grupların kompozisyonuna baktığınızda tabii burada Türkiye'nin rolünü göz ardı etmek çok mümkün değil. Yani hep şu söyleniyor, işte Türkiye Suriye politikasında başarısız oldu, yanlış yaptı. Bu tabii işin siyasi tartışmalarını bir kenara bırakacak olursak Türkiye'siz bir Suriye'de çözümün mümkün olmadığı ortadadır. Kuzey Suriye'nin şekillenmesinde doğrudan Türkiye'nin etkili olduğunu, rol aldığını söyleyebiliriz. Bütün bu saydığımız grupların Kuzey Suriye'de, İdlib'de, Halep'te etkili olmasının esas ana unsuru Türkiye'nin verdiği destektir. Buradan işte biraz önce söyledik, bu Azaz-Cerablus arası bölgesinin Türkiye açısından stratejik önem taşımasının en önemli nedeni Suriyeli muhaliflerle olan coğrafi bağlantısının korunması. Bu hat bir lojistik destek hattır. Yani şimdi Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz, Esad rejimine destek veriyor. Yani binlerce kilometre ötede nereden destek veriyor bunları? Tabii ki daha çok Türkiye üzerinden, Türkiye'nin katkısı, desteği, rolü olmadan burada diğer ülkelerinin bir varlığı olmasının çok söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri de böyle mi düşünüyor? Yani diyoruz ki Türkiye olmadan Suriye'de bir dizayn, bir şekil verme söz konusu olamaz. Türkiye burada önemli bir aktör. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye bir dönem özellikle bu YPG'nin silahlandırılması noktasında ciddi bir krizle karşı karşıya kalmıştı. Son gelen açıklamalar bu krizin atlatıldığı yönünde, katılır mısınız? Ya ben açıkçası Türkiye ile Amerika arasında bir dönemsel olarak bir bilek güreşi yaşandı açıkçası. İlk aşamada Amerika burada Türkiye'yi biraz daha kendi pozisyonuna çekebildi. Ama özellikle son seçimler sonrası ve Türkiye'nin bu incirlik üssünü açması sonrasında Türkiye'nin burada Amerika'yı daha çok kendi pozisyonuna ve çözüm sürecinin sonlanmasıyla birlikte Türkiye'nin Amerika'yı daha çok kendi pozisyonuna doğru çekmeye başladığını açıkçası düşünüyorum. Amerika burada tamamen IŞİD'le mücadele perspektifinden yaklaşıyor. Yani şu anda çok fazla Esad gibi bir derdi yok. O işin bir dengede gitmesini istiyor. Daha çok odaklandığı konu hem Irak'ta hem Suriye'de IŞİD'le mücadele. Bu bağlamda Türkiye'yi bu işin içine çekmek istedi. Türkiye burada tabii kendi güvenlik kaygılarını dikkate alarak, çünkü doğaldır ki Türkiye bölge ülkesi olarak Avrupa ve Amerika'dan farklı bir algılamaya sahip. O bağlamda değişik bir mücadele yöntemi seçmek durumunda kaldı. Ki Ankara saldırısı, Suruç saldırısı bunun çok
net bir örneğidir. Yani doğrudan etki doğurabiliyor Suriye'deki her gelişme. Yani bizim sınırımızda yaşanan bir konu. Evet. Doğrudan bir tehdit ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük terör saldırısına maruz kalabileceğimiz boyutta bir güvenlik tehdidinden bahsediyoruz. O anlamda Türkiye bu sorunla, IŞİD sorunuyla daha farklı bağlamda mücadele etmeyi tercih etti. Amerika burada Türkiye ile o istediği işbirliğini kuramayacağı için sınır hattının kontrolü anlamında PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG ile yakın bir işbirliği içerisine girdi. Tabii çözüm süreci bir şekilde yürüyordu bir süreç içerisinde biliyorsunuz. Türkiye de PYD'li yetkililerle görüşüyordu. Ama biliyorsunuz 7 Haziran seçimleri sonrasında seçim süreci sonrasında çözüm süreci tamamen ortadan kalktı. Bu tamamen Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye ve YPG'ye yönelik olan bakışında da radikal bir değişim ortaya çıkardı. Bu tabii Amerika'nın YPG ile olan ilişkisinde de yeni bir sınırlama, yeni bir zorluk. Çünkü Türkiye artık zaten daha önce daha sessizce dile getirdiği, çok bastırmadığı PKK eşittir YPG, PYD denklemini çok net bir şekilde ortaya koymaya başladı. Ve şu tercihi, çok kabaca söylüyorum tabii, Amerika'ya yani eğer benimleysen bu terör örgütüdür. Eğer benimleysen bu terör örgütüne yardım yaparsan ilişkilerimizi gözden geçiririz şeklinde bir tabloyu ortaya koydu. Ve bunun hatta Cumhurbaşkanı bir açıklama geldi. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri YPG'ye silah yardımı yapmıyor. Bu gerçekçi bir açıklama mı? Gerçekçi değil ama yine de çok önemli bir açıklama. Yani Amerika'nın giderek YPG konusunda, PYD'ye yardım konusunda bir tercihe zorlandığını göstermesi açısından önemli. Ama şu noktada beklemeyelim ki Amerika, işte biz Suriye devrimci güçlerine yardım ediyoruz, işte Araplara yardım. Bu tabii çok gerçek değil. Hepimiz biliyoruz. Suriye devrimci güçler adı altında Rakka'nın ele geçirmesi için oluşturulan yapılanma tamamen YPG kontrolünde ve içerisinde Arap, gerçekten Türkmen ve Süryan, Hristiyan bileşimlerin olduğu, bileşenlerin olduğu bir yapılanma. Ama biliyoruz ki bu yapılanma YPG'nin bir çatı yapılanmasıdır. Amerika bu söylemine devam edecektir ama bu açıklama şunu gösteriyor. Amerika artık böyle bir tercihe giderek zorlanıyor. Çünkü Türkiye burada çözüm sürecinin de sona ermesiyle birlikte ve YPG'nin sizinle daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Bu kırmızı çizgiyi geçmesi üzerine Türkiye'nin YPG hedeflerini vurması kritik bir eşik. Tabii yani orada Türkiye çok net bir şekilde mesaj verdi. Orada çok önemli değil. Yani bir bot belki batırıldı. Birkaç öldü ölmedi bilmiyoruz. YPG militan öldürüldü ama onun ötesinde burada Türkiye'nin vermek istediği mesaj, eğer burada sınır geçilirse bu kırmızı çizgi konusunda ciddiyiz ama onun ötesinde artık YPG konusunda bir daha çok sanık muamelesi yürüttüğümüz YPG'nin artık bundan sonraki aşamada daha yoğun bir gözlem altında kalacağına yönelik bir mesajdır. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Amerika'nın Türkiye ile YPG arasında bir tercihte bulunması gerekebilir. O anlamda bir işarettir. Amerika'nın YPG'ye yardımlar konusunda biraz daha kendisini baskı altında hissettiğine yönelik bir işarettir ama çok kısa süreçte buna yönelik bir radikal değişim Amerika'dan beklememek lazım. Amerika, Türkiye ile YPG, Türkiye ile PKK arasındaki bu süreç gittikçe, çatışmalar derinleştikçe Amerika'nın burada tercih konusunda daha net, açık bir tercih yapmak durumunda kalabileceğini söyleyebiliriz. O noktada da bence tercihi Türkiye olacaktır. Türkiye'de tabii ki burada bu tercihi Amerika'yı zorlarken IŞİD'e karşı mücadelede daha fazla sorumluluk almak konusunda kendisini mecbur hissedecektir. Bu aynı zamanda YPG'ye de bir mesaj. Hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından hem de Türkiye tarafından. Türkiye YPG botlarını vurarak aslında Kuzey Suriye'de kendisini hiçe sayarak hiçbir faaliyet gerçekleştiremeyeceğini YPG'ye söylemiş oluyor. Bu YPG'ye silah vermiyoruz açıklamasıyla Amerika'da YPG'ye aynı zamanda tek başına Kuzey Suriye'de at oynatamazsın deyim yerindeyse demiş oluyor mu? Tabii ki yani YPG'ye de bir mesaj. Benim kişisel kanaatim bu konuda hiçbir veri yok. Bir haber yansımış değil basına ama Amerika özellikle YPG'nin Kuzey Suriye'de kazandığı gücü, elde ettiği silah kapasitesini Türkiye'ye karşı kullanmama konusunda örgüte yoğun bir baskı uyguladığı şeklinde. Yani bütün faaliyetlerini, hedefini sadece Kuzey Suriye'ye yönlendir. Bunu elde ettiğin gücü hem siyasi meşruiyeti ve askeri kapasiteyi ne Irak'ta ne de Türkiye'de
Türk güvenlik güçlerine karşı kullanma konusunda bir sınır çizdiği kanaatindeyim. Ama ne olursa olsun Amerika'nın onu kontrol etme kapasitesi yok ve son sizin bahsettiğiniz gibi bu açıklamada hem Türkiye'ye yönelik bir iyi niyet mesajı ama onun ötesinde YPG'ye de bir mesaj. Bunun bir sınırı var. Ve bir tercih durumunda kalırsam burada Türkiye'yi tercih etmek durumunda kalırım şeklinde de bir mesaj. Dediğim gibi Türkiye de burada bir seçime zorlanacak. O noktada Türkiye gerçekten IŞİD'in bu sınır hattından bertaraf edilmesi noktasında daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilir. Bu da kara operasyonun, kara harekatını daha güçlü bir şekilde masaya getirecek. Ya bu bir seçenek ama onun ötesinde sırf İncirlik'in kullanılıyor olması dahi Amerika açısından YPG'nin sağladığı stratejik kazanımdan daha önemli bir stratejik kazanımdır. Elbette öyle. O bile yeterlidir. Rusya'nın tutumuna da bakalım. Rusya'yı anlamakta aslında güçlük çekmiyoruz. Bir yandan Esad rejimine ciddi bir destek veriyor. Fakat Oytun Bey, şurası ne? Moskova'da işte muhaliflerin bir araya getirilmesi, konferansların toplanması, bunlar da yine Esad lehine bir çözümün parçası haline getirmeye mi çalışıyor Moskova muhalifleri de aynı zamanda? Yani şimdi muhalifler dediğimizde kim? Yani bu çok önemli bir soru. Bir kere Suriye içerisinde Şam'da işte kendini muhalif olarak tanımlayan bir yapılanma var. Ama bu Türkiye'nin tanıdığı Suriye muhalefeti açısından bir kukla yapılanma. Esad rejiminin güdümü altındaki bir muhalif yapılanma. Rusya daha çok bu bahsettiğimiz muhalif gruplarla hep Moskova'da görüşmeyi tercih etti. Ama gerçekten sahada etkin olan Suriyeli muhaliflerle, askeri gruplarla bir müzakere yürütmeyi hep dışladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda Rusya'nın bu hamlesinin bakıldığında çok hani güzel bir sunumu var. Ama sonuç üretmesi açısından bakıldığında hiçbir anlam ifade etmediğini söylemek mümkün. Çünkü Özgür Suriye Ordusu bileşenleriyle diyor. Bir, hangi Özgür Suriye Ordusu bileşenleri? İki, Özgür Suriye Ordusu bileşenleri oraya gitse bile tamamının orada bir temsiliyetinin söz konusu olması mümkün değil. Dolayısıyla bu anlamda Rusya'da tek başına burada bir Suriye krizine çözüm bulma çabası içerisinde ama hiçbir aktör, ama ben bütün aktörleri dahil ediyorum, Suriye'deki çözüme tek başına çözüm bulmasının mümkün olmadığının bir şekilde artık farkına varması gerekiyor. Burada bütün aktörlerin ve desteklediği unsurların kırmızı çizgilerine dikkat edildiği ve bir orta yolun bulunduğu bir nihai çözüme ulaşılması gerekiyor artık. Rusya'nın bu çabaları da çok fazla sonuç üretmeyecektir diye düşünüyorum. Çözümsüzlük sadece Suriye'ye değil, bütün bölge ülkelerine, Avrupa'ya, bütün dünyaya maliyet çıkarıyor. Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim.